Burada. Önder Senaroğlu, Faiz Sucuoğlu, Ertan Daroğlu. Toplantı yedek sayısı vardı Sayın Başkan. Asım Akansoy. Göz bulak olacak. Kabul. İstem Gürçal Alpura. Red. Odun Hamcaoğlu. Red. Hüseyin Angolemli. Kabul. Solda Atakan. Kabul. Fikri Ataoğlu. Kabul. Nadatun. Evet. Ayşe Gülbay Vars. Özdemir Berova. Evet. Hasan Büyükoğlu. Kabul. Esmiye Can Altay. Evet. Armağan Candan. Kabul. Erek Çağatay. Kabul. Toral Çağman. Kabul. Zeki Çeler. Kabul. Serdar Nektaş. Sesin çıkmadı. Hayır. Doğuş Derya. Tufan Ehrirman. Kutlu Evren. Mesut Genç. Kabul. Menteş Gündüz. Red. Biray Hamzaoğlu. Kabul. Oğuzhan Hasipoğlu. Evet. Sıla Usar İncirli. Kabul. Gülşah Sanver Manavoğlu. Kabul. Özdil Nami. Kabul. Dursun Oğuz. Evet. Fazilet Özden Efe. Kabul. Kudret Özersay. Kabul. Hüseyin Özgürgün. Evet. Yasemin Öztürk. Evet. Cemal Gürsel Özyiğit. Kabul. Ali Pilli. Evet. Jale Refik Rogers. Bunlar hep yazar mı? Hamza Ersan Saner. Red. Takip Burcu Mehmet Yesin daha çok yazacak Zeki. Önder Senaroğlu. Red. Çok boş bırakmadı. Faiz Sucuoğlu. Ersan Bey çok boş bırakmadı. Erkut Şahali. Salahi Şahiner. Kabul. Hasan Taçoy. Red. Ersin Tatar. Evet. Hasan Topal. Evet. Kabul. Fikri Toros. Kabul. Zorlu Tören. Evet. Teberrüken Uluçay. Kabul. Ünal Üstel. Evet. Bertan Zaroğlu. Evet. Sayın milletvekilleri, oylama sonucunu açıklıyorum. Kabul 27, red 22, katılmayan 1, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buna göre güven oyu verenlerin sayısı red verenlerden fazla olduğu için Bakanlar Kurulu güven oyu almıştır. Sayın milletvekilleri, iş tüzüğün 126. maddesi uyarınca güven oylaması sonucu Cumhurbaşkanlığına bildirilecek. Ayrıca meclis başkanlığınca resmi gazetede yayınlanacaktır. Yeni Bakanlar Kurulu'nu kutlar, başarılar dilerim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle Yüce Meclis'e, hükümetimize gösterdikleri güven için teşekkür ederim.
Bu noktadan sonra hükümetimiz, hükümet programında çizilen çerçeveden hareketle hızla halkımıza ihtiyaç duyduğu hizmetleri götürmek için çalışmaya devam edecek ve hükümetin saygınlığı elbette halkımıza verdiği sözleri tutmasıyla ve halkımıza götürdüğü hizmetle paralel olarak halkımız tarafından takdir edilecek. Bunun yanında meclis çalışmaları da son derece önemli. Bir bütçe sorunumuz var. Hızla bunu hükümet meclise getirecek ve hızla bu sorunun aşılması için muhalefetin de desteğiyle elinden gelen çabayı gösterecek. Ve tabii ki hükümetin saygınlığı, hükümetin vereceği hizmetlerle ve sözünde durmasıyla belirleneceği gibi meclisimizin saygınlığı da meclisimizin buraya yakışır çalışmaları yapmasıyla halk tarafından takdir edilecek. Eminim ki biz hükümette elimizden geleni yaparken mecliste de hepimiz buranın saygınlığına uygun ve ihtiyaç duyduğumuz yoğun çalışma potansiyelini de sergileyerek elimizden geleni yapacağız. Önemli olan bu dönemde halka ihtiyaç duyulan hizmetleri hızla götürebilmemizdir. Yığınla sorunumuz var ve 50 milletvekili olarak hepimiz bu hizmeti götürmekten sorumluyuz. Bunun sözünü verdik. Biz de hükümet olarak çok çalışacağımıza, gece gündüz demeden bu hizmeti götüreceğimize ve muhalefetten gelen eleştirileri de demokrasi ilkesi doğrultusunda muhakkak dikkate alacağımıza söz veriyoruz. Bir kez daha güveninize mazhar olduğumuz için, teveccühünüz için hepinize çok teşekkür eder, saygılar sunarım.